arkadaşlar. Merhaba Bülent. Merhaba abi. Bizim takım gelmedi mi daha? Birazdan damlarlar abi. Sen okeyi parlat koçum. Acayip formda hissediyorum bugün kendimi. Okey abi. Onları beklerken gazeteye bakayım bari. Hep de savaş haberleri ya. Aha burada da savaş. Güzin abla yol değil mi en iyisi? Kim yazmış bakalım? Rumuz Kırmızıgül. Sevgili Güzin abla. Rumuz Kırmızıgül. Sevgili Güzin abla, benim sorunum kocamdı. Kocam tam bir angutun teki. Duygusuz, kaba, kendinden başkasını hiç düşünmeyen biri. Anacığım sen de evlenmeseydin böyle bir öküzle. Her gün işten suratı asık gelir. Yüzüme bile bakmaz. Tek kelime etmez. Hoş geldin Remzi. Allah Allah. Ben de zil çaldım sandım. Meğer kimse gelmemiş. Hemen sofraya otur. Bütün gün onun için hazırladığım yemekleri yerken bir eline sağlık bile demez. Çorbayı beğendin mi? Çorba mı bu? Evet. Bir şey demeyecek misin? Şu tuzluğu uzatsana. Çocuklar nerede? Oğlan travesti olup E5'e çıktı. Kız da mektup bırakıp pencereden atladı. Ha iyi. Ben kahveye çıkıyorum. Konuştuklarımı duymaz bile. Karnını doyurur doyurmaz da kahveye çıkar. Benim karı yazmış galiba lan bu mektubu. Her zaman değil de. Bazen evde kalır. Ah benim karı değil. Evde kaldığı zaman da kesinlikle futbol programı vardır televizyonda. Hayda. Yani böyle gecelerde benimle tek diyalog... Ya geçme şu televizyonun önünden, golü göremedim ya. Bu kadardır. Bazen salak gibi futbol mevzularını paylaşır benimle. Duydun mu? Ortega dönmeyecekmiş. Korkuyorlar tabii adamdan, uyduruyorlar. Nereye gitmiş ki? Şu herifi de yorumcu diye çıkarmışlar ortalığa. Hangi herifi? Ya sen asıl Toroğlu'nu göreceksin, Toroğlu'nu. Ha, hani şu mahkeme programı yapan. Sen ne anlarsın futboldan? Necla yazmış olabilir mi bu mektubu ya? Çok beni anlatıyor gibi. Yan yanayken başka kadınlara bakması yok mu? İllet ediyor beni abla. Sana bir Vicks alalım. Neden? Kesin akşam boynun tutulur, o varır. Çok komik. Gündüzleri bu kadar ilgisiz olan bir adamı geceleri ne yaptığını anlatmama gerek yok sanırım. Evde Vicks var mı Necla? Boynum çok fena tutulmuş. Ulan bizim karı resmen mektup yazmış gazeteler. Bu o be, resmen i̇şte o. İşte böyle berbat bir hayat yaşıyorum Güzin abla. Bazen öldür şu herifi, kurtul diye bile geçiriyorum içimden vallahi. Ben ne yapayım Güzin abla? Güzin ablanın ne yapacağını bilmem ama ben sana ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Hop hadi. Selam, nereye ya? Acil bir işim çıktı. Ya bir dakika dur, okeyi kurmuyor muyuz? Allah Allah. Allah. Ya okeyden acil ne iş olabilir ki? İki ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor kardeşim? Ülke erkekleri eylem yapmaya karar verdi de bizim mi haberimiz yok? Ben böyle eylemde görmedim zaten. Böyle bir şey görmedim. Arkadaşları bilmem komiserim ama benimki hak etti. Asıl. Ya ne iş kardeşim? Hepiniz karılarınızı öldüresiye dövmüşsünüz. Ulan yoksa bugün dünyada kadınları dövme günü mü? Ah komiserim. Komiserim, benim karı utanmadan bütün ilişkimizi Güzin ablaya yazmış. Ben okudum efendim o yazıyı. Zavallı kadın, öyle şeyler yazmış ki bütün sıkıntıları ülkemizdeki diğer kadınlarınkine benziyor. Haliyle bütün erkekler de kendi karıları zannetmişler yazanı. Komiserim, nezaret doldu taştı. Niye keyiflendiniz komiserim? Ben de mektubu benim karı yazdı zannetmiştim. Şimdi bayağı rahatladım ha. Belki de sizin karınızı.